Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Konu tekrar soru çözümlerine birlikteyiz. Karstik şekillerin sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisinin bulunduğu yerlerde karstik şekillere rastlanmaz? Karstik şekiller dediğimiz zaman bizim aklımıza ne gelecek? Kalker, jips, kaya tuzu gibi, neydi? Dolomit gibi şekiller gelecek. Bunlar neydi arkadaşlar? Karstik şekillerdi. Bakalım, kalker var mı? Var. Tüf demiş. Dursun. Jips var mı? Var. Kaya tuzu var. Dolomit var. Tüf neydi arkadaşlar? Tüf volkanik bir kayaçtı. Volkanik kayaçtı arkadaşlar. Yani dış püskürük. Hatta biraz daha detaya girecek olursak. Dış püskürük bir kayaçtı. Yani karstik kireçli, alçı taşı gibi böyle kalsiyum karbonatlı olan kayaçlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ama tüf volkanik. O yüzden cevabımız Bursa olur. Birbiriyle alakası yok. Biri yerin derinliklerinden gelerek oluşan kayaç türü. Öbürleri ise karstlaşma sonucu oluşmuş kayaçlar. Geldik diğer sorumuza. Görselde numaralarla gösterilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Görüyorsunuz tavandan aşağı doğru sarkanlara biz ne diyorduk? Sarkmasından anlaşılıyordu zaten. Sarkıt birikmesiyle oluşanlara dik bir şekilde yükseliyordu. Dikit. İkisinin birleşmesiyle ne oluşuyordu? Sütun arkadaşlar. Yer altında mağaralarda bunlar oluşuyordu. Bakalım sarkıt, dikit, sütun. Direkt A şıkkında zaten var. Diğerlerine bakmamıza bile hiç gerek yok. Cevabımız ne olur? Adana olur. Geldik diğer sorumuza. Aşağıda Türkiye'nin en önemli obruklarından biri olan Kızırağan Gölü gösterilmiştir. Gerçekten güzel bir göl arkadaşlar. Obruk Gölü bu. Gördüğünüz göl. Konya'da. Görmenizi gerçekten isterim. İyi bir deneyim olur sizin için. Buna göre görseldeki yer şekillerinin oluşumu ile ilgili olarak yargılarından hangisi söylenebilir? Suların içinde eriyik durumda kireç bulunur. Burası obruk. Zaten karstik bir arazi olduğu için içinde kireç bulunmaz mı? Bulunur. O yüzden birinci maddemiz doğru. Mağaraların çökmesiyle oluşur. Aynen öyle. Sonuçta yeraltı sularında bu sular birikiyor. Mağaralar oluşuyor. Bu sular biriktiği için mağaralar oluşuyor. Yani buradaki toprağın altında bir destek kalmıyor. Bir boşluk oluşuyor. Bu boşluk buradan itibaren çöktüğü için çökme depremler meydana geliyor ve sonucunda ne oluyor arkadaşlar? Büyük bir havuz şeklinde bir gölet oluşuyor. Biz bunlara ne diyoruz? Obruk diyoruz. Mağaraların çökmesiyle oluşur. Doğrudur. Oluşumda kimyasal çözülme etkilidir. Yani kimyasal çözülme olduğu için zaten kayaçlar aşınıyor burada. O yüzden 1, 2, 3 doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne olur. Geldik diğer sorumuza. Yukarıda oluşumları açıklanan yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda karstlaşma etkili olmuştur? Karstlaşma ne? Onu bilmek gerekiyor. Karstik arazilerde kayaçların, ama nasıl kayaçlar? Karstik kayaçların karbondioksit sularla aşınıp aşınan bu malzemelerin biriktirdiği şekillere diyoruz biz. Aşınan malzemenin oluşturduğu şekillere karstik. Yani karstik araziler diyoruz. Karstlaşma buymuş. Şimdi baktığımız zaman şıklarda biz karstik sonuçlar arayacağız. Birinci maddemize bakıyoruz. Dalgaların getirdiği malzemelerin koy ve körfezlerin önlerini kapatmasıyla oluşan şekillerdir. Adı üstünde dalgaların getirdiği malzeme diyor. O zaman karstik bir arazi değil. Biri eliyorum. İkiye baktık. Yer altında bulunan mağaraların çökmesiyle oluşan obruklar. Obruk, mağara, bunların ikisi de arkadaşlar karstik aşınım şeklidir. O yüzden iki dursun. Yeraltı suyunun içinde çözülmüş halde bulunan çözülmüş anahtar kelimemizdir. Hiç unutmayın. Karstik arazide çözülmüş gördünüz mü? Bitti.
Kalsiyumun çökmesiyle oluşan sarkıtlar, dikitler, sütunlar. Bunlar nedir? Karstik arazilerde görülür. 4. Şelalenin bulunduğu yerlerde yüksekten düşen suların aşındırmasıyla oluşan dev kazanları. Şelale bir akarsu. Orada eğim fazla olmasından dolayı bir şelale oluşuyor ve bu dökülmesiyle beraber dev kazan dediğimiz havuz gibi çukurluklar oluşuyor. Yani akarsu oluşturuyor bunu. O yüzden 4'ü de eliyorum arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Ceyhan. Geldik diğer sorumuza. Türkiye haritası verilmiş. Türkiye haritası üzerinde belli yerler işaretlenmiş. Bilgimize bakalım. Coğrafya bölümünde öğretim görevlisi olan Uğur Bey, Kars coğrafyası ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında arazi çalışmaları için Türkiye'de bulunan farklı bölgelerde araştırmalar yapmaktadır. Buna göre Uğur Bey haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanlardan hangisinde araştırma yaparsa daha fazla bilgi toplar. Arkadaşlar Karstik arazi deyince bizim aklımıza tek bir yer gelecek. Birinci sırada o yani. Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi. İkinci sırada ise İç Anadolu gelecek. Yani dikkat etmemiz gereken nokta bu. Şimdi haritaya baktığınız zaman arayacağınız yer neresi? Akdeniz bölgesinde bir yer. Bir Marmara bölgesinde eledik. 3 Ege'de eledik. 2 Karadeniz'de eledik. 4 Güneydoğu Anadolu'da eledik. Akdeniz'de olan tek yer 4 olduğu için cevabımız da otomatik olarak ne olacak? 4 olacak arkadaşlar. Yani Denizli.